Herkese selam arkadaşlar. Mis Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Sizlere nefis bir yelpaze patlıcan kebap paylaşacağım. Hem görüntüsü çok şık hem de çok lezzetli bir tarif oldu. Hadi hep beraber yapalım. Bunun için 3 adet patlıcan kullandım ama patlıcanlarım tepsiye fazla geldiği için diğer kesmiş olduğum patlıcanları buzdolabı poşetine koyup daha sonra kızartmada kullanmak için kaldırdım. Yaklaşık tepsime yani 1,5 adet patlıcan yeterli oldu arkadaşlar. Az önce de görmüş olduğunuz gibi patlıcanların uç kısımlarını temizledim ve ortadan ikiye böldüm arkadaşlar. Sonra bu şekilde iki tane bıçağı patlıcanların kenarlarına koydum. Kalın kısımlarını kestiğim tarafa ekledim. Tekrar göstereyim. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. de alıyorum. 7. de tamamen kesiyorum. Bu şekilde de yelpaze oluyor. Bir yarım patlıcandan toplam 3 tane yani bir bütün patlıcandan toplam 6 tane yelpaze patlıcan çıkıyor. Tabii ki bu patlıcanların kısalığına, büyüklüğüne göre de değişir. Uzun ve tombul patlıcanlar daha güzel oluyor. Bunu da söyleyeyim. Aynı şekilde bakın 6 tane kesik yaptım. 7. de tamamen kestim. Ve bu şekilde de yelpaze patlıcan oluşturuyoruz. Patlıcanlarımızı derin bir kaba alıyoruz. Üzerine de yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tuz ekleyelim. Patlıcanlar bu şekilde yaklaşık 20 dakika boyunca tuzlu suda beklesin. Üzerine de bir tabak koyalım ki arkadaşlar patlıcanlarımız tamamen suya gömülsün. Şimdi iç harcımızı yapmaya başlayalım. İç harcı için de yaklaşık 300 gram kadar kıyma kullandım. 1 adet soğan ve 3 diş sarımsağı da doğrayıcımıza koyalım. İri bir şekilde çekelim arkadaşlar. İsterseniz elinizle de doğrayabilirsiniz. Çok ince olmasın. Biraz iri olsun. Doğramış olduğumuz soğanımızı ve sarımsağımızı kıymamızın üzerine boşaltalım. Ve tatlandırmak için de baharatlarımızı ekleyelim. Damak zevkinize göre istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyip elimle bir güzel kıymalı harcımı yoğuruyorum. İç harcımızı güzelce hazırladıktan sonra onu da bir kenara alıp hemen salçalı sosumuzu hazırlamaya başlayalım arkadaşlar. 2 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve yaklaşık 500 ml su, birazcık da tuz ekledim üzerine. Güzelce salçamızı içinde eriyene kadar karıştıralım. Evet hanımlar, ben size hemen bir tane hazırladım. Şimdi beraber yapmaya başlayalım. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde açılıyor. Çatalla çok az, böyle çok dolu olmayacak şekilde bütün aralarına kıymalı harcımızdan ekleyelim. Çok fazla koymayalım ki üzerinden taşkınlık yapmasın. Az miktarda eşit bir şekilde güzelce bütün 6 tane kesiğin içine hepsini yerleştiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi hanımlar, çok kolay ve çok pratik bir tarif, üstelik de bir o kadar da gösterişli, gerçekten çok da lezzetli oldu. Bu şekilde çatalla azar azar bütün aralarına kıymalı harcımızı yerleştiriyoruz. Güzelce üzerinde yine bu şekilde gördüğünüz gibi taşanları çatalımızla temizleyebiliriz. Videomu, tarifimi buraya kadar izleyen takipçilerimden de emoji dahi olsa yorum ve beğeni bekliyorum. Fikirleriniz, düşünceleriniz benim için gerçekten çok önemli. Desteğiniz için de çok teşekkür ederim. Aynı şekilde hızlı bir şekilde diğer kalan patlıcanlarımızın içinde doldurup hemen tepsimize dizmeye başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Hazırlamış olduğumuz sosu da kaşık yardımıyla patlıcanlarımızın üzerine tek tek güzelce her yerine gezdirelim. Kalan sosumuzu da tepsimize döküp 180 derecelik fırında patlıcanlarımızı pişirmeye verelim. Fırınımız önceden ısıtılmış 180 derecede olacak arkadaşlar. Patlıcanlar fırındayken kaşık yardımıyla ara ara sosumuzu patlıcanların üzerine gezdirelim ki patlıcanların üzeri kurumasın. Evet, patlıcanlar artık pişti. Gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli görünüyor şu an.
Evet, yelpaze patlıcan kebabımız servise hazır arkadaşlar. Yanına akşam için pilav ve cacık da yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi şöyle üzerinden yine böyle sosumuzdan patlıcanların üzerine de gezdirirseniz çok güzel olur. Lokum gibi pişti. Bir o kadar da lezzetli oldu. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Dediğim gibi hem gösterişli hem de kolay bir yemek oldu. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.